Parlıyorum. Merhaba, yepyeni bir seriye başlıyorum. Umarım bu seriyi seversiniz. Şimdi seriden küçükçe bir bahsedeyim. Adından da belli olduğu gibi bir tane kahve alıyoruz ve bu kahve bitene kadar bir dizi ya da bir film ya da bir anime hakkında konuşuyoruz. Ben çok yavaş kahve içerim, bunu baştan söyleyeyim. Yanımda bugün jelibon da var. Şimdi ilk bölümde şu sıralar deli gibi her direkt eve geldiğimde açtığım, telefonu indirip izlediğim falan dizi olan La Casa de Papel'den bahsetmek istiyorum. Ya çok güzel bir dizi. Ben hani uzun zamandır bu tarz bir dizi keşfetmemiştim. Hani böyle her saniye izlediğim, her saniye baktığım hani ya da her şeyi takip ettiğim bir dizi bir süredir bakmıyordum. Bu çok hoşuma gitti. Ve gerçekten çok çok güzel bir dizi. İşte gerek hikayesi olsun, gerek vermek istediği mesajlar olsun ya da herhangi küçük göndermeleri olsun gerçekten çok çok güzeldi. Karakterlere kendiniz hemen bağlıyorsunuz. Benim birkaç karaktere bağlanmam çok uzun sürdü. Başta hiç sevmedim bazı karakterleri. Hatta bir karakter var. Onu en başından beri sevmedim. Son bölüme kadar sevmedim. Ama bir karakter var. İlk sezonda nefret ediyordum. İkinci sezonda bayıldım. Bu arada sezonlar olayında da şunu bahsedeyim. İlk sezon 13 bölüm olarak Netflix'te var. Ama şöyle bir sorun var. İkinci sezon Netflix'te yok. İkinci sezonu ben Dizi Box'tan izliyorum. İşte Dizi Pop ve bir de Biste Dizi Mag'de var. Yani diğer siteleri çok iyi bilmiyorum ama bu üçünde kesin olarak var. Ama ben Dizi Box'tan izliyorum. Çünkü diğer sitelerde birazcık sıkıntı olabiliyor bazen. Hani açılmıyor falan. Hani çünkü çoğu arkadaşım bu şeye düştü, ben de dahil. Yani sadece tek sezon sanıyoruz, izliyoruz. Sonra işte hani muhabbetleri açmaya başlıyoruz. Millet şunu diyor, bunu diyor. Ne oluyorsun, biz böyle şeyleri görmedik. Sonra diyorsun ki ikinci sezon da varmış. Ama şöyle, ilk sezon 13 bölüm, ikinci sezon 6 bölüm. Ve gerçekten çok çok güzel. Bunu 1000 kere söyleyebilirim ama çok mükemmel. Şimdi birazcık konusundan bahsetmem gerekirse. Şöyle, profesör adında en başta bir adam var ve bu adam ne denir, böyle dışlanmış tipler mi, hani hayattan dışlanmış tipler mi denir, tam olarak bilmiyorum terimini ama öyle insanları topluyor ve 5 ay boyunca büyük bir soygun için eğitiyor ama tam olarak denildiği gibi soygun sayılmaz. Ortada bir şey çalmıyorsan soygun sayılmaz çünkü bunlar darphaneyi kapatıyorlar. Ve şöyle kendi paralarını basıyorlar. Bunların amacı bu. Biz para çalmıyoruz. Kendi yaptığımız paraları götürüyoruz. Mantıkları bunlar. Hani savunmaları da bunlar. Ve gerçekten çok güzel bir savunma bence. Böyle 5 ay boyunca eğitiliyorlar. Daha sonra darphaneye gönderiliyorlar. Hani normal hani ziyaret, hani darphane müze gibi. Hani ziyaret için gidiyormuş gibi. Daha sonradan tak silahlar falan çıkıyor. 67 rehin alıyorlar başta. İstekleri karşılığında bazı rehineleri bırakıyorlar hatta. Bu tarz bir şey ve tüm soyguncuların hayatını yavaş yavaş öğreniyoruz. Hikayeyi anlatan ve genellikle sesini duyduğumuz kişi Tokyo. Tokyo kısa saçlı bir kız. Çok çok tatlı. Ama dizinin başlarında çok seviyorsunuz. Sonlara doğru da seviyorsunuz. Ortalarda ama bir hani Tokyo'dan nefret etme şeyiniz var. Şimdi birazcık spoilerlı kısma gireceğim bu kısımdan sonra. Hani izlemediyseniz çok şey yapmayın. Bir de bu şiplerden bahsedeceğim. Yani yakıştırdığımız kişilerden. Örneğin tekrar uyarıyorum, spoilerlı kısma geliyoruz. Şöyle mesela en belalı tip bence Arturito. Çünkü gerçekten çok sinir bozucu. Ve hani bir türlü sevemedim o karakteri. Bir gram sevemedim. Bir Arturito, iki Allison. O ikisini hiç sevemedim. Gerçekten hiç sevemedim. Ama her zaman en çok sevdiğim, en bayıldığım Rio. Ona bir gram sevgim düşmedi mesela. Ne yapsa daha da sevdim. Öyle söyleyeyim. Tokyo'yu mesela bir ara sevmemeye başladım. Çünkü Rio'yu kullandığını falan söylüyordu. İşte çoğu şeyden. Mesela başlarda ben Berlin'i de çok fazla sevmemiştim ama sonlara doğru ve hani
ne derler, bir çöküş dönemi oldu ve o zaman gerçekten sevmeye başladım ki Berlin'in profesörün dediği gibi yani insanlar yıkılmış, üzülmüş, ezilmiş kişileri görünce daha çok kendilerine yakın hissediyorlar falan diyor. Bence doğru, çünkü hani Berlin'in daha çok çöküşünü gördükçe ve daha fazla sevmeye başladı. Denver aslında, doğrusu aslında, ama herkes orada Denver dediği için öyle kaldı isim. O da mesela ya o da Rio'da aşkı yüzünden bazı şeyleri yapamıyorlar ya da bazı şeyleri fazlasıyla yapıyorlar. Dizi Mayıs 2017'de çıkmış, Kasım 2017'de bitmiş. Şöyle bir şey okumuştum, Mayıs-Haziran arasında 13 bölümde yayınlanmış. Ekim-Kasım arasında da 6 bölüm yayınlanmış. Yani Ekim'in sonunda Kasım'ın başına doğru son bölümler yayınlanmış diye okumuştum. Umarım doğrudur, bilmiyorum. Yeni sezon gelecek mi onu hiç bilmiyorum. Onu çünkü ben de bayağıdır merak ediyorum. Bayağıdır dediğim bir ay kadardı. Umarım yeni sezon da çıkar, çünkü ya böyle bir dizinin devam etmesi çok çok güzel olur öncelikle. Çünkü ya her şeye bir göndermesi var. Bu gerçekten çok güzel. Her şeye göndermesi var. Ve yani dizinin içinde her türlü duygu var. Nefret var, aşk var, sevgi var. Birbirine karşı o hani... Ya her türlü duygu var yani. Böyle anlatamadım ama... Öfkeler olsun, onlar olsun, bunlar olsun. Her şey var. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Böyle... İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kahvem daha yarıya geldi ama yani bu hafta, yani bu diziyi ben 3 günde falan bitirmiş olmam gerekiyor. Aynen 3 ya da en fazla 4 günde bitirmişimdir. Çünkü hep izleyeceğim diyordum. Hep aksatıyordum. Bir gün dedim, açtım ve ben bunu izleyeceğim. Bitecek bu dedim. Ve yani öyle de oldu. Çok çok güzel bir dizi. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizin önerdiğiniz diziler, filmler, animeler varsa bana yazın. Ben izlediysem size hemen yorumunu yapayım. İzlemediysem de hemen izleyip yorumunu yapayım. Bundan sonraki yapacağım şey çok mükemmel bir anime. Bu gerçekten aklımda bunu yapmasam. Yakında bir de dizi önerileri videosu yapmayı düşünüyorum. Geçen sene çıkan dizilerle ilgili. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.